Akif Beki, 9 Eylül 2021 Karar Aç yok da tok az imiş. Ya Alev Hanım, böyle işte. Size magazin manşetinden Türkiye'nin karnı doydu tokuz çok şükür dedirten gazeteyi dün okudunuz mu? Ekonomi yazarı Dilek Güngör, hayat çok pahalı, fiyatlar uçtu diye yazıyordu. Ağzınızdan attıkları başlığın mürekkebi kurumadı daha. Siyasi bir söylem olarak açlık, Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyordu size. Bugün artık açlıktan ziyade aç gözlülük var. Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz çok şükürdü size göre. Yine sabahtan alın haberi. Aç yok da sadece tok yatan azmış meğer. Tavuk eti, yumurta, süt, televizyon seti, araba, ekonomi uçtu uçacak diye beklerken son bir yılda fiyatlar uçuşa geçmiş hem de iki katına varan artışlarla. İktidarı uyarıyor Güngör. Döviz ve enflasyonun ezdiği alım gücünü, bir de faiş zamların ezdiğini, acil tedbir almak gerektiğini söylüyor. Demek ki halk yoksullaşmış, alım gücü düşmüş, eve ekmek götürmek zorlaşmış. Herkesin karnı tıka basa dolu, yediği önünde yemediği ardında değilmiş bakın. Son 10 yılda görünmemiş pahalılıktan söz ediyor yazı en çok da temel gıda maddelerine vurmuş. Kişi başına milli gelir 2013'te 12.500 dolara yükselmişti. Bugün 20.000 dolarları bulması gerekiyordu ama 8.000 dolarlara gerilemiş. 3 gün önce açıklanan son programda 2023 hedefi kişi başına 10.700 doları yakalamak. 2008'de bile 11.000 dolardı. 10 yıl önceki düzey artık gelecek hayallerimiz arasında dahi yer almıyor gelir dağılımındaki makasın daralmadığını uçurumun tekrar açılmaya başladığını gösteren resmi TÜİK rakamlarını da koyun üstüne Türkiye şahlanıp zenginleşmemiş fakir giderek daha da fakirleşiyor demek Edebiyat ustası Alev Alatlı'yı yine de iknaya etmemişti. Belki Dilek Güngör'ün çaldığı alarm zili onun da uyanışına vesile olur. Herkesin önünde yağlı lokma, ballı maaş ve ihale var da kimse beğenmiyor değilmiş. Çalışanların yarısı asgari ücrete talim ediyor. O para da pula dönmüş.'' KRT'de Sen Ne Dersin programında Yavuz Ohan ve İnan Demirel'le konuştuğumuzdan daha vahimmiş tablo. Acıdan değil ama kahrından ölür insan. Boğazına kadar borca batıp yarınından emin olamamaktan olunur. Borçlu ölmez ama benzi sararır demiştim de izleyiciden itirazlar gelmişti. Tok açın halinden ne anlar atasözünü hatırlatıyorlardı. Haklılarmış, az bile söylemişim. Alatlı'nın tokluğuna şükrünü, el uzatılan yere dil uzatılmaz deyimiyle izaha çalışmıştım. El açılan kapıya laf etmek güçleşir, evet. Tıka basa doyanlara Allah manda şifalığı versin. Fakat karnı tok, sırtı pek olanlar, iktidarın nimetlerinden yararlananlar ya da ikbal beklentisine girenler bile inkar edemiyor artık. Halkta geçim sıkıntısı baş gösterdi. İktidar medyasında aç yok ama hayatta çok pahalı, kuru ekmeğe talim edenler var yazıları çıkıyor. Yoksullukla mücadele ise sadaka ve zekat dayanışmasına havale. Demek ki geçinememekten, yokluktan, darlıktan, eve ekmek götürememekten şikayet, açgözlülük, nankörlük etmek değil, gerçekmiş. Biri Alev Hanım'a da iletsin.